genel izleyici için uygundur. Kanser hastalığı dünyada çok yaygın bir şekilde artıyor. Türkiye'de de öyle. Türkiye'de her yıl 210 bin insana kanser teşhisi konuluyor. Bu kanserin yenilmesinde vücudun bağışıklık sisteminin önemi çok fazladır. Yani bağışıklık sistemimizi etkin hale getirecek vitaminleri, mineralleri ve bitkisel maddeleri bir kere yeterli miktarda almamız lazım. Sigara ve alkolden uzak durmamız lazım. Uykumuzun da düzenli olması lazım. Yeterli miktarda sıvı almak ve egzersizle bağışıklık sisteminin dengeli ve etkin olması için çok önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlü hale getirmede tıbbi bitkilerin önemi de çok fazladır. Tıbbi bitkiler bağışıklık sistemi üzerinde immünomodülatör etkileriyle, yani uyarıcı etkileriyle bağışıklık sistemini etkin hale getirmekte ve bu da bizi kanser hücrelerinin hem oluşumunu engellemede hem de oluşan kanser hücrelerini yok etmede çok önemlidir. Bazı tıbbi bitkiler, ekinezya bitkisi, ginseng bitkisi, zerdeçal bitkisi, sarımsak bitkisi, nane, melisa, çörek otu, meyan kökü gibi bitkiler hep bizim bağışıklık sistemimizi uyaran, güçlendiren bitkilerdir. Ama tıbbi bitkilerin kullanılması yine bir fitoterapistin, yani fitoterapi yapmaya yetkili bir doktorun eliyle yapılması gerekir. Yale Üniversitesi'nde görevli bir Türk akademisyen bir olayı anlatıyor. Bu olayda bir COVID hastası var ve bu hasta aynı zamanda lenfoma kanserine yakalanmış durumda. COVID tedavisi oluyor ama bu arada kanserle ilgili hiçbir tedavi olmuyor. 4 ay sonra bakıldığında bu kişide lenfoma kanserinin de ortadan kalktığı görülüyor. Uzmanlar bunun COVID'den dolayı vücudun bağışıklık sisteminin güçlenip bu güçlenen bağışıklık sisteminin lenfomayı da tamamen ortadan kaldırdığı şeklinde yorumluyorlar. Demek istiyoruz ki güçlü bir bağışıklık sistemi kanserle savaşta çok önemlidir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.